Sihirli Şeyler kanalında Mart ayının öyküsü için geciktiğimi biliyorum. Ama bugün sizlerle Mart ayının öyküsünü paylaşacağım. Bu öyküde umut var diyeceğiz. Öykümün ismi Kiraz Almaya Üşenmek. Sütçü gelirse kiraz al, olur mu? Yoldan geçerken duyduğum bu cümlenin başımın üstünde yeri vardı. Sık sık anları düşünür olmuştum. Anların içindeki gizemli ve tarifi imkansız şeyleri sınıflandırmaya çalışmak boşunaydı. Özene özene kurduğum cümlelerin altını çizmek bir yana, hepsini silecek raddeye gelmiştim. Sokaktan anonslar geliyordu, evin içine dek. Seçim yaklaşıyordu. Üniversite sınavı ertelenmişti. Otobüsler, dolmuşlar, arabalar somurtuyordu. Sık sık dolu yağıyordu. İnsanlar şaşkına dönüyordu. İnsanları aşka döndürecek bir şiir yazmak istiyordum. İnsanları aşka döndürecek bir şiir yazmak istiyordum. Sık sık vazgeçiyordum. Şeylerin oluş sırasına ve oluş şekline müdahale etmeyi bırakmıştım. Şeyler gelip bana çarpabilir, gemilerimi batırabilirlerdi. Sesim çıkmazdı. İmdat demez olmuştum. Sabah bir şeftaliyle kahvaltı yapar, kiraz ve erik alma isteğimi buruştururdum. Gelecek sene vardı. Daha gelecek sene. Gelecek de gelecek seneler vardı. Elbet bir sene alırdım kiraz ve erik. Aceleye ne gerek vardı? Ölüm öyle hemencecik gelebilirdi gelmesine ama ben Sait Faik öyküleri okudukça ölüme inanmaz olmuştum. Hayat tembel, hayat tembelisin diyorlar. İki adım öteden kiraz almaya üşeniyorsun diyerek sitem ediyorlar. Üşenmekten değil ama olsun. Hayal çalışkanlarını sevmez karadakiler. O yüzden hep denize sığınıyorum. O yüzden yağmura sığınıyorum. Şu sabahları kahvaltı niyetine yediğim şeftalinin yüzümden boynuma akmasını bile seviyorum. Sevdiğimiz şeylerin daha çok farkında olalım derim. Görüşmek üzere sevgili dostlar.